Evet, saygıdeğer katılımcılar, ara vermeden devam ediyoruz, hız kesmeyelim diyoruz. Yoğun bir programımız var, çok değerli konuşmacılarımız var. Hemen 100. yılında Türkiye coğrafyası oturumuna geçmek için izin istiyoruz efendim. Türkiye'nin coğrafi konumu tarih boyunca stratejik bir öneme sahip olmuştur. Hem Asya ile Avrupa arasında bir köprü görevi görmesi, hem de Karadeniz, Ege ve Akdeniz gibi önemli denizlere sahip olması ülkemizi coğrafi olarak eşsiz kılıyor. Türkiye'nin coğrafi konumunu, doğal zenginliklerini ve bunları keşif, koruma ve kaybetme hikayemizi tüm açıklığıyla analiz ederek en önemli konulara vurgu yapacağımız bu oturumda, Türkiye'nin 100 yılı ve her şeyin bu 779 bin kilometre karede yaşanmasıyla coğrafyamıza ne kadar sahip olabildiğimizi anlatmak üzere Yıldız Teknik Üniversitesi coğrafyacı Sayın Profesör Doktor Meryem Hayır Kanat bizlerle birlikte alkışlarınızla davet etmek istiyoruz sahneye kendisini. Öncelikle herkes hoş geldi, herkesi saygıyla selamlıyorum. Coğrafya deyince, Türkiye coğrafyasının her şeyini 20 dakikada anlatmam çok mümkün değil. Belki birkaç konu üzerinde giderek Türkiye coğrafyasında yüzyılda ne değişti? Hepimizin de malumu olan şeyleri biraz soru işaretinde nüfus ve yerleşme eksenindeki değişmeden, coğrafyanın bize hangi değişimleri getirdiğini, hangi fırsatları ya da hangi riskleri beraberinde bu değişimlerin getirdiğini konuşacağız. Kısaca bir değinmiş olacağız en azından. Benim bir sunumum haritalar ve grafiklerin de üzerinde yer aldığı bir sunumum var. Burada onu göreceğiz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti 814.574 kilometre karelik bir alana sahip. Göller, adalar dahil olmak üzere. Yani oldukça büyük bir ülkeyiz. Bizimle aynı büyük nüfus büyüklüğüne sahip olan, dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi olan Almanya ile kıyasladığımızda Almanya'nın iki katından daha fazla alana sahibiz. Rahmetli Profesör Necdet Tunç Dilek Hoca'nın bir kitabı var. Türkiye coğrafyası ne kadar insanı besleyebilir diye 1970'li yıllarda bu kitabı kaleme almıştı. Ve o zamanki hesaplamalarla Türkiye coğrafyası en az 100 milyon insanı besleyebilecek doğal kaynaklara ve yeterliliklere sahip diyor bu kitabında belirtmişti. Bakıyoruz geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti veya dünyadaki teknolojik gelişmeler tarımda, hayvancılıkta, birim alandan ya da birim hayvan baş diye tabir edebilirsek alınan ürün miktarını oldukça artırdı. Bunun işte GDO, genetiği değiştirilmiş ürünler gibi riskli tarafları olmakla birlikte 8 milyarı aşan dünya nüfusuna, işte 86 milyona gelen Türkiye nüfusuna yeterli kaynakları sağlamada bize fırsatlar sunduğunu görüyoruz. Fakat bu fırsatlar beraberinde riskleri de getiriyor coğrafyadaki değişmelerle birlikte. Çünkü Türkiye'nin bu kadar büyük bir alanda yaşayan 86 milyon insanının çok önemli bir kısmı ülkenin batı alanlarında, doğu ya da işte iç bölgelerimiz nispeten daha az şey, bunu değiştirebilirsek ya da pointer var galiba burada, ben değiştireceğim herhalde, pardon. Evet, burada görebiliriz Türkiye'nin dünya üzerindeki konumunu. Şimdi baktığımızda iki grafik koymak istedim. 2022 yılıyla ilgili Türkiye dünyada nüfus büyüklüğü açısından nerede? Galiba ses, bazı konuşmacılara şey geliyor, sesim bilmiyorum, herhalde arkadaşlar ayarlayacaklardır fazla geliyor ise. Bazen sınıfta ders anlatırken soruyorum, arkadaşlar duymayan var mı? Amfinin arkasında bile duyuyorlar herhalde, benim ses volümüm de biraz yüksek. Mikrofonla da gelince biraz daha yavaş konuşmaya çalışayım. Mikrofon var yani, benim herkes duyması gerekmiyor çıplak sesim en arkada. Evet, şimdi burada birinci sıralamada dünyadaki ekonomik büyüklüğüne göre ülkelerin sıralanması var. İşte Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük ekonomisi ama dünyadaki nüfus büyüklüğü açısından üçüncü sırada.
Dünyadaki en büyük nüfusa sahip olan Çin Halk Cumhuriyeti ekonomik anlamda ikinci sırada. Gerçi 2023 nüfus verileriyle Çin Halk Cumhuriyeti'ni Hindistan geçti. Dünyanın en kalabalık ülkesi. Ve Türkiye'ye bakalım. Bizim konumuz Türkiye. Şimdi Türkiye nerede? Türkiye burada baktığımız ekonomik büyüklük açısından 2022'li verileriyle 17. sırada. Pardon, 19. sırada ekonomik büyüklük açısından, nüfus büyüklüğü açısından da 17. sırada ilk 20 ülkeden bir tanesiyiz. İlk 20'de yer almayan, ekonomik nüfus büyüklüğü ilk 20'de yer almayan ama ekonomik büyüklüğü ilk 20'de yer alan ülkeler var. O ayrı bir konu, orayı geçmiş oluyoruz. Şimdi Türkiye nüfusu Cumhuriyet'te nasıl değişti? İşte biraz önceki konuşmacı arkadaşlarımız da ifade ettiler, 13 milyondan 86 milyona geldik. Gerçekten çok büyük bir nüfus büyüklüğü. Şimdi burada artış oranları yukarıdaki küçük grafikte var ama aşağıda 10 yıllık dönemlerde kırmızı barlarla göstermeye çalıştım grafikleri. Türkiye nüfusu Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin insan gücüne olan ihtiyacı nedeniyle 30'lu yıllarda özellikle nüfusu artırmaya yönelik politikalar uygulanmış. İşte hazineye ait arazilerin halka dağıtılması, çocuk başına verilen altın gibi yardımlar, Cumhuriyet'in nüfus politikası anlamında 30'lu yıllarda destekleyici politikaları ve bu politikalarda başarılı olmuş görünüyor. Çünkü 30'lu yıllarda bir nüfus artışı var. Fakat 40'lı yıllarda İkinci Dünya Savaşı'nın olduğu dönem, dünyada da aynı krizlerin neden olmasıyla nüfus azalması var. Artışta azalma var, azalma yok da. Türkiye'de de aynı durum var. 1950'lerden sonra İkinci Dünya Savaşı'ndaki o daralma bir anda beraberinde refahı, ekonomik gelişmişliği dünya çapında ve ülkemizde de belki Marshall yardımlarının da bunda etkisi var. Nüfusun da büyümesine yol açıyor ve bu nüfus büyümesi sonrasında 1960'lı yıllardan sonra Devlet Planlama Teşkilatı'nın ilk çalışmalarından birisidir belki. Türkiye nüfusunu kontrol altına almaya yönelik çalışmalar başlıyor ve 2006 yılına kadar da İşte nüfusu azaltmaya yönelik, nüfusu dengelemeye yönelik politikalar devam ediyor Türkiye'de nüfus bağlamında. Bu durum, yani nüfusu dengelemeye yönelik olan ya da artışın azaltmaya yönelik olan çalışmalar sonucunda Türkiye nüfusu yaşlanma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Ama bu yaşlanma riskiyle karşı karşıya kalmasının bir önemli, başka bir önemli nedeni de Türkiye'deki toplumsal yapıdaki değişme, yani kırsal alanlardan çok hızlı bir şekilde kentlere doğru olan göç olayı. Onunla ilgili de bir grafiğim olacak ilerleyen zamanlarda ve Türkiye'nin kırları boşalıyor. Mesela Karadeniz'de baktığımızda Karadeniz'in sahil şeridi kıpkırmızı. Bu ne zaman kıpkırmızı hale geldi? 1960'lardan sonra sahil yolu inşa edilince İç kısımlarda, köylerde kalan insanların büyük bir çoğunluğu ya sahildeki yerleşmelere göç ettiler ya da batıya, İstanbul'a, Bursa'ya, Ankara'ya, İzmir'e, yani diğer sanayinin, ekonominin gelişmiş olduğu kentlere doğru bir göç hareketine girdiler. Ve iç kısımlarda, dağların olduğu, coğrafyanın zor olduğu alanlarda nüfusta bir daralma var. Marmara bölgesi zaten Türkiye'nin nüfus anlamında, ekonomik büyüklük anlamında en önemli bölgesi. Nüfusun buradaki dağılışını görüyoruz. İstanbul ekseninde hem doğuya, hem güneye, hem batıya doğru bir gelişme söz konusu. Ege bölgesinde İzmir ekseninde bir gelişme. Akdeniz'de Adana ekseninde ya da işte İskenderun körfezi etrafında bir yığılma alanı söz konusu ve bölgesel ölçekte önemli olan şehirlerimiz işte doğuda Erzurum, Van, Malatya, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır, Gaziantep gibi noktalar daha yoğun nüfuslu merkezler haline geliyorlar. Ve burada bu nüfusun göçü belki
risk olarak gördüm benim bilimsel çalışmalarında ortaya koyduğu, risk olarak bulduğu bir sonuca bizi getiriyor. Burada iki tane haritamız var. Mavi olan harita Türkiye'de kadın başına düşen çocuk sayısını gösteriyor. Diğer haritada ortalama yaşam, yani ortalama yaşı gösteriyor, medyan yaşı ya da. Birbiriyle zaten çok ilişkili, yani birbirinin tersi bir ilişki burada var. Türkiye'nin doğusu ve güneydoğusunda koyu mavinin olduğu yerlerde doğurganlığın çok yüksek olduğunu görüyoruz. Kırsal nüfus oranının yoğun olduğu dünyadaki bütün coğrafyalarda doğurganlık fazladır. Bizde de aynı doğum artışı ya da fazlalığı burada söz konusu. Kuzeyi Türkiye'nin batısı ve Marmara bölgesi, sanayi alanı olan Kocaeli'yi hariç tutacak olursak doğurganlığın oldukça düşük olduğu bir alan olduğunu görüyoruz. Doğurganlığın düşük olmasında kadının iş hayatına dahil olması, işte kırda, üretimde 3 yaşından itibaren neredeyse bulunmaya başlayan çocuğun artık 20'li 30'lu yaşlara kadar gençlerin arasındaki işsizlik oranını hepimiz biliyoruz. Üniversiteyi bitiriyorlar, iş bulamıyorlar. Yani yük olmaya başlaması çocuk sayısında da azalmayı beraberinde getiriyor. Çocuk azalması yaşlanma riskini doğuruyor. Ve yaşlanma riski özellikle Karadeniz sahili, Batı ve Batı Anadolu, Marmara'da Batı olarak aldığımızda en yüksek olan alanlar. Güneydoğu burada önemli bir genç nüfus kaynağı alan olarak ortaya çıkıyor. Peki dedim ben, böyle devam ediyor bizim nüfusumuzun geleceği, bizim Rusya'da bir sürü özerk Türk devleti var. Türkler bazen şey diyor, işte biz bir süre sonra Rusya'nın nüfusunun %50'den fazlasını kaplayacağız. Çünkü Ruslar azalırken biz çoğalıyoruz. Yani etnik yapıyı da ülkelerde bu nüfus dengesizliği değiştirebiliyor. Şimdi bizim Güneydoğu bölgesi, işte Kürt nüfusumuzun da daha yoğun olduğu alan ve doğurganlığın daha yoğun olduğu bölge. Bir de Suriyelilerimiz var. Suriyeli yaklaşık 3 milyon insan var Türkiye'de ve bu nüfus piramidini verilerden oluşturdum, karşılaştırabilelim diye. Şimdi baktığımızda 20 yaşın altındaki kişi sayısı Suriyeliler içerisinde yaklaşık yarısı. Yani bu şekilde kaldıkları takdirde, bu doğurganlık bu şekilde devam ettiği takdirde Türkiye'deki nüfusun etnik yapısında da bir değişme meydana gelecek. Belki bir süre sonra işte Arapça'da Türkiye'de konuşulan resmi diller arasında yer alsın şeyine de gidebilecek bir süreci başlatan, benim risk olarak gördüğüm bir şey bu durum. Yani Suriyeli gençler, geçen yıl bir araştırma yaptık onlarla birlikte, Türkiye'ye entegre olmuşlar. Yani Suriye'yi ortaokul düzeyinde çocuklarla bir araştırma yaptık. Suriye'ye dönmeyi ya da Suriye'yi vatan olarak görmeyi hiçbirinde tespit edemedik. Ya bir kısmı Avrupa'ya gitmek istiyor ama diğerleri İstanbul'u ve Türkiye'yi vatan olarak kabul etmişler. Bu iyi bir şey. Bu da 2016 yılından sonra Türkiye'deki eğitim politikasının değişmesiyle alakalı bir şey. 2016'ya kadar Türkiye'deki Suriyeliler, işte Lübnan okulları açılmıştı, Suriye'nin alternatif bazı okulları vardı ama Türkiye'nin eğitim sisteminin dışındaydı bu çocuklar ve büyük risk taşıyordu. 2016'dan beri Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı kararla Suriyeli çocuklar da Türk çocuklar gibi okula gitme zorunluluğuna sahipler ve okullara devam ediyorlar. Bu durumda bu çocukların Türkiye'ye entegre olma sürecini hızlandırmış durumda. Risk olan bu işte etnik yapı değişimi diyoruz ama bir başka avantaj var. Yine bizim bu çalışmada tespit ettiğimiz bir şey. İslam Sanatları Müzesi var Gülhane'nin içerisinde. Çocukları oraya götürdük. Çocuklar da Arapça bildikleri için aileden gelen Arapça metinleri de çok iyi okuyorlar. Ve bizde mesela Orta Doğu uzmanı olan, hani içimizde çok değerli bilim insanları mutlaka var. Arapça bilen ve Arap dünyasını analiz edebilen hiçbir coğrafyacı yok. Kendi bilim alanımla ilgili konuşayım, diğer alanları dışarıda tutarak. Yani bilim alanlarında Orta Doğu coğrafyasını anlayan, işte artık kendini Türk olarak kabul edilen çok önemli uzmanlar yetiştirebiliriz o çocuklar arasından diye düşündüm o müze sonrasındaki çalışmamızda. Köylerin
nüfusları boşalıyor demiştik. Az önce nüfus yapısı değişiyor, insanlar göç ediyor. Benden sonraki konuşmacılardan birisi Sencer Bey. Çok değerli konuşmalar oluyor, takip ediyorum medyadan da. Risk yaratıyor köylerin boşalması. Çünkü Türkiye coğrafyası engebeli bir coğrafya ve emek yoğun tarımın olması gerektiği bir coğrafya. Siz yüzlerce yıldır, binlerce yıldır kırsal kesimde yaşamış, bilge köylü dediğimiz insanlardan tarımı öğrenmiş insanları alıyorsunuz, kentlere getiriyorsunuz, işsiz bırakıyorsunuz. Ama kırsal kesimde iş yapacak insan kalmıyor. Yani meyve ağaçta çürüyor, yere dökülse hayvan yok onu yesin. Yani hayvan için de besin aslında o meyve döküntüleri. Ya da onları işte marmelat yapabilirsiniz, pekmez yapabilirsiniz, ekonomiye katabilirsiniz. Ama bunu yapacak hiçbir insan yok kırsal kesimlerde. Bunu bu şeyden tablodan görebiliyorsunuz. Türkiye'deki köylerin toplam nüfusları azalıyor. Türkiye'deki köylerin nüfuslarının azalmasının dışında Türkiye toplam nüfusu içerisinde işte... Gerçi bu büyükşehir yasasından sonra istatistiksel anlamda Türkiye nüfusunun işte %94'ü şehirlerde, %6'sı köylerde yaşıyor görünüyor ama bu istatistiksel yalan. Çünkü yani şimdi hiç Van'da köy yoktur diyebilir miyiz? Trabzon'da köy yoktur diyebilir miyiz? Muğla'da köy yoktur diyebilir miyiz? Yani istatistiksel olarak 2013 yılındaki o yasadan sonra dedik ki 30 ilimiz, ki Türkiye nüfusunun çok büyük bir kısmı bu 30 ilde, hepsi şehir nüfusu. Yayladaki de mahallede yaşıyor, köydeki de mahallede yaşıyor. O yasanın farklı amaçları, siyasi boyutları vardır ama o başka bir tartışma konusu olabilecek bir konu. Türkiye'de şehirler, Anadolu'da 100 yılda, hani konumuz Cumhuriyet'in 100. yılı, 100 yılda Anadolu şehirlerle buluşmuş. 100 yıl önce Türkiye nüfusunun çok az bir kısmı şehirlerde yaşıyordu. Zaten şehir diye tabir edebileceğimiz yerleşme sayısı çok fazla değil. Bu iki haritada, birinci harita 1927 nüfus verilerine göre Türkiye'de nüfusun dağılımını kasaba ve kentlere doğru göre gösteriyor. Daha dengeli, yani 2020 yılına göre daha dengeli. Ama 2020 yılında baktığımızda Türkiye'de daha önce 27'de şehir olmayan pek çok noktada şehirler ortaya çıktı. Çünkü Cumhuriyet'in bir politikası vardı. Madene ve tarıma dayalı sanayiler kurmak, hayvancılığa dayalı sanayiler kurmak ve bunda da çok başarılı olmuşlardı. Her bir noktaya, fabrika kurdukları noktada bir şehrin geliştiğini görüyoruz. Çay fabrikası kurmuşlar, orada bir şehir gelişmiş. Ne bileyim, un fabrikası kurmuşlar, orada bir şehir gelişmiş. Karabük'te olduğu gibi demir çelik fabrikası kurmuşlar, bir ilim merkezi olabilecek kadar büyük bir şehir gelişmiş. Karabük, yani Cumhuriyet'te kurulmuş olan en büyük şehir, sanayinin merkezi olup da gelişmiş olan. O nedenle 100 yılda biz Anadolu'da pek çok şehir yerleşmesini kurduk, geliştirdik. Nasıl kurduk? Çarpık kurduk. Çünkü şehirler ilk sanayi kurulduğunda gelişen şehirler çarpık gelişiyorlar. Dünyada da böyle. Yani İngiltere'nin sanayileşmeyi yaşadığı 1800'lerin başında kurduğu şehirleri sonra yıktılar. Paris yıkıldı, yeniden yapıldı. Yani şehirler, sanayi sonrasında kurulan şehirler yıkılmak zorunda. Bizde de çarpık olan o şehirler yeniden yıkılıp yapılmak zorunda. Kentsel dönüşüm dediğimiz süreç belki buna yardım edebilecektir. Türkiye'de tarım, mera ve orman alanlarındaki değişimle ilgili bir tablo burada görüyorsunuz. Türkiye'de 1950'lerden sonra mera alanları azalmış, tarım alanları artmış. İşte hepimizin ortaokuldan, liseden sonra öğrendiğimiz makine tarıma girdi, tarım alanları şey oldu. Ama Cumhuriyet'in bize çok önemli bir kazanımı daha var. 100 yılda Türkiye Cumhuriyeti orman alanlarını iki katına çıkardı. Bu çok büyük bir başarı. Yani ben o şekilde olduğunu düşünüyorum hep. Çünkü bozuk orman alanlarını ağaçlandırdık. Tarım için uygun olmayan alanları ağaçlandırdık. Doğalgazın girmesiyle birlikte enerji de yani biyokütle dediğimiz orman ürünleri
enerji için de daha az kullanılmaya başladı. Bu da Türkiye'de orman alanlarının artmasına neden oldu. Ama ne azaldı işte Türkiye'de? Bakıyoruz, mesela mera alanları %58'den %16'ya geriledi. Türkiye'de meraları bitirdik büyük oranda. Bu hayvancılığın yapısının işte mera hayvancılığından ahır hayvancılığına doğru dönüşmesini de zorunlu kılan bir süreç olarak karşımıza geliyor. Türkiye bir tarım ülkesi tanımı vardı ama artık Türkiye bir tarım ülkesi değil. Pek çok tarım ürününü satın alıyoruz, hayvansal ürünü satın alıyoruz çünkü kendi ihtiyaçlarımızı karşılayamayız durumdayız ve 2006 yılından itibaren Türkiye'de tarım havzaları oluşturulması ile ilgili bir tartışma başlıyor ve o dönem bakanlık yapan Mehdi Eker'di sanırım. 2009 yılında Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli diye bir model ortaya koyuyorlar ve bu modele göre belirli alanlarda ürünler saptıyorlar, diyorlar ki bu ürünleri en ideal yetişme alanı burası, burada yetiştirirseniz devlet size hibe verecek, yardım yapacak. Onun dışındaki, yani Çarşamba Bafra Ovası'na fındık ekerseniz devlet size hibe vermiyor. Ama orayı tarla olarak kullanırsanız devlet sizi destekliyor gibi bir şey. Bu bağlamda Türkiye'de tarım yöreleri oluşturuluyor. Bu önemli bir çalışma olarak bunu görüyorum. Tarımla ilgili, nerede hangi ürünün yetiştirilmesi gerektiğiyle ilgili coğrafi faktörleri de dikkate alarak böyle bir modelleme yapılmış. Mera varlığı yıllar itibariyle değişmiş demiştik az önce. İşte buradaki düşüşü grafikte de görebiliyoruz. Ama bu değişimi hayvan sayısı bakımından da görmek lazım. Yani meralar ne kadar hayvanı beslemek zorunda? 1935 yılında hayvan başına 1 milyon büyükbaş hayvana 20.3 hektar mera alanı düşüyordu. O alan zaman içerisinde azalıyor. 2.18'den 0.63'e kadar geriliyor. Yani hayvan başına düşen mera alanlarımız azalıyor. Bu grafikte de Türkiye'de nüfus artarken hayvan sayılarının bütün alanlarda azaldığını görüyoruz. 2010 yılından sonra alınan desteklerle sığır yetiştiriciliğinde ve koyun yetiştiriciliğinde biraz artış var. Keçi yetiştiriciliği de bir miktar artıyor. Çünkü keçiler ormanlar için tehlikeli görüldüğü için bir dönem yetiştirilmesi yasaklanmıştı. Sonra bu durumun orman yangınlarını artırdığı ortaya çıktı. Keçiler ağaçların yerdeki dalları, yere yakın dallarıyla ve otlarla beslendiği için onların kuruyarak yangına dönüşme sürecini engelliyordu. O belirlendikten sonra keçi sayısında da bir artışı olduğunu görüyoruz. Ama genel anlamda baktığınızda Türkiye nüfusundaki artışla hayvan sayısındaki artış arasında bir ters orantı olduğunu görüyoruz. Muhtemelen benden sonraki konuşmalarda bu konuya da değinilecektir diye düşünüyorum. Tarımsal işletmeler Türkiye'de değişiyor. Tarımda hayvancılık ve tarımsal üretimi birlikte yapan işletme sayısı Türkiye'de daha yaygın. Birbirini besliyorlar çünkü bu her ikisi. Fakat iç göçlerin artmasından sonra hayvansal üretim büyük oranda tarım işletmelerinden çıkıyor. Çünkü siz hayvana ben 3 ay şehre gideceğim, sonra geleceğim, sen bu arada idare et falan diyemezsiniz. Hayvanın her gün yanına gitmek, ilgilenmek gerekir. Yılın 12 ayı başında kalmanız gerekiyor. Ama tarım öyle değil. Kış döneminde tarımın off zamanı var. O dönemde insanlar kentlere geliyorlar ve Türkiye'de hala tarımsal uğraşlardan anlayan ama kentlerde yaşayan bir nüfus kitlesi var. İşte Nisan'dan itibaren memleketine giden, Eylül-Ekim gibi tekrar kente dönen, bunu da tarımsal işletmelerde, mesela yalnız bitkisel üretim yapan işletme sayısı 1970'de 7.3 iken 2001 yılında 30.2'ye değişmiş. Yıllar itibariyle et üretiminde Türkiye'de önemli değişim var. Tavuk
eti üretimi hariç bir dana etinde de şey var, artış var. Böyle bir değişim var ama nüfusla kıyasladığınızda aradaki farkı görebiliyorsunuz. Süt üretiminde Türkiye'de koyun sütü üretiminde azalma var. Büyükbaş hayvan sütü olarak inek sütünde bir artışın olması durumu söz konusu. Fakat hayvan sayısında azalma var Türkiye'de. Bu birim hayvandan alınan üretimin artmasıyla gelinen bir sonuç. Gayri safi milli hasıla içerisinde işte tarımın, hayvancılığın ve hizmet sektörünün dağılımı ile sanayinin dağılımını bu tabloda görebiliyoruz. Cumhuriyet'in kurulduğu dönemlerde tarım milli gelirde ilk sırada yer alırken süreç içerisinde, milli gelir içerisinde son sıraya gelmiş durumda. Artık tarım bizim milli gelirimizde düşük bir paya sahip. Nüfus ve yerleşme yapısındaki bu değişim hangi fırsatları sunmaktadır? Aslında üzerinde durmamız gereken, işte biraz daha konuşmamın içerisinde cevaplarını vermeye çalıştığım şey, hizmetlere sunmayı kolaylaştıran bir durum göç olayı. İstatistiksel olarak gelişmiş ülkeler statüsüne bizi sokuyor. Çünkü şehirli nüfusa sahip ülkeler gelişmiş ülkeler genellikle. Doğal alanlar üzerindeki baskı azalıyor. İnsanlar kentlere gittiği zaman kırsal kesimdeki aşırı kullanma, işte ormanların yok edilmesi vesaire önlenmiş oluyor. Pek çok nedeni de buraya sıralayabiliriz. Bilmiyorum görüş bildirmek isteyen var mı bu kısımda? Çok da uzatmak istemiyorum ama bir iki görüş alabiliriz. Evet. Yok herhalde. Teşekkür ederim. Hangi riskleri sunuyor? Kırsal alanlarda gerçekleşen tarımsal üretimi azaltmış, tarım ve hayvancılık ürünlerinde ithalatı zorunlu kılmış, bilge köylü ve yerli türlerin yaşam alanlarını tehdit etmekte, kırsal kültürleri tehdit etmekte bu göç. Çünkü bitkinin dilinden anlamayan bir topluluk ortaya çıkmış bununla birlikte. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Saygılar sunuyorum. Profesör Doktor Sayın Meryem Hayır Kanat'a bizler çok teşekkür ediyoruz. Sayın hocamızı bir süre daha misafir edeceğiz. Değerli hocamıza bugünün anısına bir anı armağanı takdim edeceğiz ve takdimi gerçekleştirmek üzere Kalder Yönetim Kurulu üyesi Sayın Nursel Ölmez Ateş'i sahneye davet ediyorum. Nursel Hanım şu anda sahnemizdeler. Bugünün anısına lütfen kabul buyurun. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Sayın Meryem Hayır Kanat'a yapmış oldukları bu güzel konuşma için. Pozumuzu da veriyoruz. Bugünün anısına güzel bir fotoğraf olacak. Alkışlar Sayın Hocamıza geliyor. Nursel Hanım'a çok teşekkür ederiz.